Merhaba arkadaşlar, C#'ta internet kafe otomasyonunun ikinci dersiyle karşınızdayız. Şimdi geçen dersimizde arkadaşlar mouse'un sağ tuşunu en son yapmıştık. Orada oluşup oluşmadığını görelim. Projeyi çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde hangisine tıklarsam şu özellikler mouse'un sağ tuşuyla beraber ortaya çıkıyor. Evet, şimdi şu masa açığı değiştiriyorum. Aynı zamanda şu süresiz. Tamam. Diğerleri kalsın bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu bizim baz alacağımız database'imiz. Tabii ben sonradan oluşturacağım. Yani baştan oluşturacağım. Şimdi burada geçici tablosunda sepet ID, masa ID vesaire bu alanlar var. Bunları grid bir eve ekleyeceğim. Data grid bir eve. Bunun için şu data grid bir evi seçiyorum ve open olduğu yere tıklıyorum. Edit columns. Evet, ekleyelim. Şimdi ID alanı sepet ID ya da text box türünde. Masa ID, başka bir yerde kullanılıyor. Masa ID, bu da masa, masayı da şöyle yapalım. Açılış türü açılış türü, tamam. Şimdi burada bir şu arada saat ücreti olacak. Saat ücreti saat ücreti, tabii bu combo box türünde olacak. Şurayı tekrar değiştirelim. Text box. Saat ücreti dedik. Başlama saati, başlama saati başlama saati ekliyorum. Bitiş saati, bitiş saati. Süre. Tutar. Tarih. Da başka bir yerde kullanılıyor. Tarih. Tamam. Ve ayrıca iki tane de buton ekleyeceğiz. Hesapla butonu. Şurası buton olacak. Hesapla ve masa kapat, masa kapat, bu da masa kapat olacak. Tamam. Evet, bir bakalım şöyle burada şu masalar
Daha doğrusu şu butonlar için bakalım şöyle hesapla. Şu özelliği turu yapıyorum. Use column text buton value özelliğini. Tool type text. Bu da hesaplama yapar diyelim. Masa kapat. Masayı kapatır. Masayı kapatır. Şu özelliği yine tur yapıyoruz. Evet. Bakalım nasıl bir şey. Tamam. Bu şekilde. Şimdi bunun auto size column özelliğini değiştiriyorum. Şöyle fiil olarak bakalım bu şekilde. Evet. Tamam. Şimdi ortalama 3 aşağı 5 yukarı böyle bir şey. Burası tamam. Şimdi burada bakalım yapacağımız bir şey. Evet şunu yapalım. Şimdi burada arkadaşlar hangisine tıkladığımız belli olsun. Dolayısıyla şu hepsini seçiyorum. Butonu da seçtik bu şekilde. Bunun mouse down özelliği var. Evet şurası. Buraya şunu yazalım. Seçilene göre. Evet şimdi bir bakalım. Radyo buton, şey radyo buton diyorum. Normal butona göre buton btn eşittir senderaz buton. Şimdi mesaj alalım deneme amacıyla. Hangisi bakalım gösteriyor mu? BTN artı şöyle bir şey olsun. Tıklandı. Tıklandı diyelim. Denemesini yapalım. Bakalım çalışıyor mu? Daha sonra diğer işlemlere geçeceğiz. Evet. Masa 7 tamam. Evet 8. 17 tamam. Burada bir sorun yok. Burası tamamdır. Çalışıyor. Dolayısıyla şurayı arkadaşlar şöyle yapalım. Çünkü lazım olacak. Bunu genel alanda bir tanımlayalım. Şimdi bir de veri tabanımızı oluşturalım. Create new SQL Server database diyorum. Buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Evet ismi internet kafe var. 2 yapalım. Bizimki 2 olsun. Tamam, oluştu. Şimdi tablomuz. Table. Açalım. Geçici olarak bir tablo tanımlayacağız şu anda. Bir de masalar
yasalar olacak. Bir tane daha açalım. Evet, bir de arkadaşlar şuraya bakacağız. Radyo buton. Burada da seçili özelliğine göre işlem yapacağız. Şurayı seçiyorum komple. Radyo butonun şu checkered olayı arkadaşlar, radyo buton seçili seçiliye göre dedik. Evet, burası da bu şekilde. Burada radyo buton yine sender as radyo buton. Buralar tamam. Şimdi bakalım tablolarımız ne durumda. Tamam. Evet, ID ile başlayalım. Şimdi ID'ye primary key. Şuradaki şunu kapatalım. Tamam, şurada. Şurayla başlayalım. Özelliğini değiştiriyorum. Identity specification'ı turu yaptık. Tamam. Şimdi masalar için. Bu masa ID'di. Masalar türü var çareli. Devam ediyoruz. Durumu burası önemli. Boş geçilemesin. Durumu ondan sonra açıklama gerekirse. Evet, şimdi TB'li masalar diyorum buna. Evet, tamam, burası başarılı. Açabiliriz. Evet. Geçici tablosunu tanımlayalım. Bu arada aslında şurayı bile açalım. Buraya masa ID diyelim. Geçici demeyeceğiz de arkadaşlar, sepet diyelim, en iyisi daha iyi olur. Sepet ID şeklinde gideceğiz ona, orada da.
Bakalım ne varmış? Sepet ID, masa ID. Şu alanlar var. Burası. Sepet ID. Bunun da özelliğini yine aynı şekilde Identity Specification'ı true yaptık. Bu arada buradaki işlem tamam. Kapattık. Şimdi masa ID. Bu da tam sayı. Masa. Açılış türü, açılış türü. Başlangıç. Şimdi bunu şimdilik date time olarak tanımlayalım. Bu da tarih. Tabii bu ikisi ayrı. Birisi saati gösterecek. Diğeri normal tarihi gösterecek. Evet, burası da bu şekilde. Şimdi buraya TBL sepet diyelim. TBL sepet. Bir de şunu yapalım. Şu tabloyu da ekleyelim. Saat ücretini. Bakalım şöyle bir ikisi de olmuştu. Bir tane daha ekleyeceğiz. Evet, new table. Evet, şu anda tamam. Masalar, sepet ve table. Tamam. Şimdi buraya saat ücreti ID. Saat. Kapatalım baştan. Evet, şöyle.
Saat ücreti bu desimal türünde olsun. Virgülden sonra iki basamak. Ücret türü. Bu da normal veya indirimli vesaire. Bir de açıklama. Evet, tamam. Şimdi TBL. Saat ücreti. 3 tane tablomuz oldu şu anda. Bir form daha ekliyorum. Masa kapat veya hesap öde denebilir. Doğru. Tamam, bu şekilde. Şimdilik kalsın. Tamam. Şimdi arkadaşlar 20 tane masamızı dolduralım. Hepsi boş olacak şekilde. Masa 1. Durumu boş. Açıklama yok. Evet, burayı arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar, burası tamam, bu şekilde yaptık. Şimdi aslında şuna bir sorgu yazalım. Açıklamanın hepsini değiştirelim. Orada null olarak kalmasın. Update. TBL masalar. Set. Açıklama. Açıklama yapılmadı şeklinde olsun. Bakalım. Trinket. Açıklama. Set değişecek alan. Tamam, bu şekilde olması lazım. İnternet kafe 2. Bir daha bakalım. Şimdi şunu arkadaşlar bir bakalım şöyle. Şurası varchar olsun. Bu şekilde kalmış. Enchar 10 karakter olarak kalmış. Bundan dolayı işlem yapmıyor. Bakalım işlemi
güncellersen. Tamam. Bir sorun yok. Şimdi bakalım. Tamam. Yeniliyorum. Tamam. Açıklama yapılmadı diyor. Tamam. Evet, açıklama yapılmadı. Tamam. Şimdi kapatıyorum. Burayı da. Hayır. Saat ücretini girelim. 1,5 ve 2 şeklinde gireceğiz. Saat ücreti 1,50. Ücret türü indirimli. Açıklama yapılmalı. 2 normal. Tamam. Burası da tamam. Evet. Sepet tablosu dursun. Orada bir işimiz yok. Şu an bu arada bunu kapatalım. Tamam. Formül Loat olayında arkadaşlar boş masalar, bazılarını bu arada dolu, çoğunu boş yaptım. Bunlar bir görünsün. Formül Loat olayında bu işlemi yapalım. SQL Connection Kontrol nokta diyerek Data SQL Client kütüphanesini ekliyorum. Bağlantı diyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yapalım. Bir sonraki dersimizde bunları tabi class'lar içerisine alacağız. Yani bir düzen içerisinde yapmayı düşünüyoruz. İnternet kafe 2. Tamam. Şimdi evet, formun load olayında combo box içerisinde görünsün. Bağlantıyı aç. SQL Data Adapter Data Table türünde bir nesne tanımlıyoruz. Verilerimizi tabloya aktaracağız. Sonra bağlantı şöyle yapacağız. Select Yıldız from TBL masalar dedik. Ardından atr nokta doldur fil TBL. Sonra bunu combo, bu arada combo'nun ismini değiştirelim. Bu şekilde kalmasın. Combo boş masalar. Tamam. Bunun data source özelliğini kullanacağız. TBL
Boş masalar. Bunun display member özelliğini kullanacağız. Bu da masaydı. Masalar mıydı? Masa mıydı? Bakalım. Masalar ve masaydı. Tamam. Bu masalar. Value member arkadaşlar ID değerine karşılık gelen değerdir. Veri tabanındaki. Bu da masa ID. Şu display member görünecek olan veri tabanında görünecek olan kolondur. Ve bağlantıyı kapat. Evet, bunu bir metot içerisine alalım. Bu şekilde. Kontrol tuşuna basılı tutarak R, M. Önce R, sonra M'ye basıyoruz. Yenile. Bu arada bir de yenile metodundan sonra bombomasalar.txt görünmesin. Bir de radyo buton süresiz nokta checkout eşittir true. Tamam, seçili olarak gelsin. Evet, burası tamam. Şimdi şunu da yapalım. Burada butonları dolaştıracağız arkadaşlar. Yani böyle. Butonların tekstinde veri tabanında karşılık gelen değerlerle eğer dolu veya boş durumuna göre işlemi ona göre gerçekleştireceğiz. Yani boşsa yeşil, doluysa kırmızı renkte bu şekilde görünsün. Bunun için for each döngüsünü kullanacağız. Tab tuşuna iki defa bastım. Control item. Controls. Şuraya aslında buton diyelim. Buton if item nokta name bu buton masayı aç butonu olmaz. BTN masa aç nokta name olmasın. Başka buton var mı burada? Yok. Tamam. Evet, ardından if tab tuşuna iki defa bastım. Şöyle yapacağız. Bağlantı aç. SQL format. Dediğim gibi bunları daha sonra düzenleyeceğiz. Şimdi select yıldız from VBL masalar. Şurası arkadaşlar boş olacak. Şurayı değiştirelim. Ver durumu. Boş olanları getirsin. SQL data reader değeri eşittir data reader new komut nokta execute reader while tab tuşuna iki defa bastım
Evet. İşlem gerçekleştiği sürece bunu yaptıracağız. Bağlantı, close solution. Tamam. Şimdi if diyorum. Veri tabanındaki değeri toString boş ve şurası durumu ve aynı zamanda masalar eşittir item nokta text'e eşitse. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu item'ları back alır. Boş dedik. O zaman green nasıl bir green? Açık bir green olsun. Light green. Şurası dolu. Burası da orange red olsun. Evet, bir bakalım burası olmuş mu? Ona bakacağız. Panel ton türüne atılamadı. Burada panel yoktu. Neyse. Ctrl R M pardon geri alalım. Şurası Ctrl K ve S if diyorum ve Enter'a basıyorum. Tamam, şimdi item is buton. Tamam, eğer butonsa ve butonun ismi masa aç değilse. Bir de şimdi deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, seçili geldi. Tamam. Boş masalarımız 1, 2, 3, 4 ve 6 dolu, 9 dolu, 11 dolu, 15 dolu, 18 dolu. Tamam. Şimdi bunlar da kırmızı, diğerleri yeşil. Evet arkadaşlar. Burası bu şekilde. Bu arada şuraya şunu da gösterelim. Bakalım şöyle bir rastgele bir şeyler diyeyim. Tamam. Hesapla ve masa kapat çıkıyor. Hesaplama yapar. Masayı kapatır vesaire. Şimdi şurayı da arkadaşlar data source özelliğini kullanarak
veriyi veri tabanından çekelim. Ondan sonra dersimizi de burada bitirelim. Onu da şu şekilde yapacağız. Open olduğu yere tıklıyorum. Şu edit columns. Şurada arkadaşlar stilini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz bu arada. Şimdi şurası data source özelliği var. Add project data source diyorum. Database. Burası için kullanacağız dataset'i. Bakalım burada var. İnternet kafe 2. Tamam. Hepsini seçelim. İş. Şimdi saat ücreti olacak bu. Data source şurası. Saat ücreti. Saat ücreti. Bir de value member özelliği var. Bunu da saat ücret ID yapıyoruz. OK diyorum. Tamam. Şimdi bakalım. Bu arada şurada dataset, binding source ve table adapter oluşmuş. Şuraya bir bakalım. Veri tabanından. Evet. 1.5 ve 2. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.